Yerli doku bankası kurulalı 12 sene oldu. O günden bugüne kadar birçok çalışma yapıldı ama birazdan izleyeceğiniz durum ilk kez yaşanıyor. Yıllardır diz ve eklem şikayeti bulunan bir hastaya yerli doku bankasından alınan menisküs nakledildi. Bu durum birçok hasta için umut oldu. Çünkü bu nakiller yaygınlaştıkça diz, omuz, kol ve kalça protezleri de tarih olacak. sürekli ayağımda bir şişme, e, dizlerimi bükememe. Hastamız 36 yaşında bayan hastaydı. Menisküsü alındığı için o bölümdeki ekleminde kireçlemeler başlamıştı. Kısa bir süre içerisinde belki proteze mahkum kalacaktı. Ancak yapılan menisküs nakliyle o ihtimal ortadan kalktı. Üstelik Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Menisküste şimdiye kadar benim 57 tane olgu yapmıştım. Bunların hepsi yurt dışındaki doku bankalarından gelmiş menisküslerdi. Dünyayı kasıp kavuran pandemi Türkiye'deki Kunakli işlemlerini sekteye uğratınca Türk bilim insanları kolları sıvadı. Türkiye'de ilk kez bir kadavradan alınan minisküs, Türkiye'deki onaylı doku bankasında işlenerek bir hastaya nakledildi. Biz kadavradan minisküsü alalım, hemen nakledelim diye bir şey yok. Hem boyutu önemli, boyutu ayarlanıyor. İşlemden geçilerek donduruluyor. Hem taze olmuş oluyor, hem de... Ee dokunun uyumunu bozmayacak bir takım işlemlerden geçmiş oluyor. Devrim niteliğindeki nakli Profesör Doktor Murat Bozkurt gerçekleştirdi. 36 yaşındaki hastasının 18 yaşından beri çektiği acılara 10 akille son verdi. Daha sonra geçirdiğim ameliyatta menisküsümün tamamı alındı. Alınmak zorunda kaldı. Bu doku bankası aslında tendon ve kemik yapmakta, işlemekte daha önceden çok tecrübesi olan bir doku bankasıydı. Bakanlıktan menisküs onayını aldıktan sonra ilk defa bir menisküs hazırladılar. Bize çok büyük bir mutluluk verdi. Doktorum ameliyatımın çok başarılı geçtiğini söyledi. Bundan sonrası artık e, benim çabalarımla doktorumun fizyoterapistimizin gayretiyle inşallah sağlama kavuşacağım. Menisküsler vücudu taşıyan dizler arasındaki yükü aktaran en önemli bağ dokular. Fazla yük bindiğinde zedelenen ve yırtılan bu dokular zamanında müdahale edilmezse kaybediliyor. Bu da diz protezlerine kapı aralıyor. Ancak nakil sayesinde protezler tarih olacak gibi görünüyor. Hem kıkırdak naklini hem de menisküs naklini uyguladığımızda artroz dediğimiz kireçlemeler çok az olacak ve diz eklemleri, omuz eklemleri, kalça eklemleri, ayak bilekleri daha sağlıklı hale gelecek.